arkadaşlar, hoş geldiniz. Biliyorsunuz ben kanalımda insan tiplerini inceliyorum. Ve bugün de sizinle birlikte Backstabber'ları inceleyeceğiz. Kanala abone olduğun için ve videoyu beğendiğin için teşekkür ederim. O zaman başlayalım. Merhaba teyzeciğim, ben Zeynep'i çok seviyorum. Biliyor musunuz, biz hep birlikteyiz. Akşam diyor ya, hani ben sudelere giriyorum. Aslında bize gelmiyor. Ama bakın, sakın onu söylemeyin. Ben onun iyiliği için size söylüyorum. Lütfen ona kötü davranmayın. Hangi kuaföre gittin? Söyle de gitmeyelim ya. Kanka biliyorsun bak, ben kimsenin arkasından konuşmak istemiyorum ama geçen gün Sude'nin giydiği elbise bok gibiydi. Hiç beğenmedim. Sude hoş geldin. Ay inanmıyorum. O geçen gün giydiğin elbise var ya, efsane. Nereden aldın? Linkini versene bana ya. Şu an bana kızıyorsun ama kendin demedin mi? Ben o çocuğu sevmiyorum. Ben o çocuğu beğenmiyorum zaten. Ben sevgili olduysam ne olmuş ki? Kanka abartma istiyorsan ya. Birbirimizin arasında bunun lafı olmamalı. Konumuz Backstabber'lar. Backstabber'lar kimlerdi? Aslında yani çoğunuz biliyorsunuz Backstabber'ların kim olduğunu. Ama bir de benden dinleyin. Backstabber'lar yani sırttan bıçaklayan hain, yılan, karaktersiz insanlar. Sizin hayatınıza özenen, sizin hayatınızı elinizden almak isteyen ve size ihanet eden insanlardır. Genellikle bu insanların en çok sevdiği şey sizin mutlu anınızı zehir etmektir. Herkes sana sırtını çevirdiğinde ben yanındaydım senin Şeyma. Ben de sana evimi açtım. Daha ne istiyorsun? Bu defile benim her şeyimdi. Yeter be. Peki bu Backstabber'ların ataları kimlerdir? Öncelikle... Öncelikle Eurovia'daki Cassie karakterimiz. This isn't about me. This is about you and me and our friendship. And if you want to throw it away, then fine. Kiraz mevsimindeki Şeyma karakterimiz. Bazen sana çok hayran kalıyorum. Biliyor musun? Ama sonra hemen geçiyorum. Ve en sonda Gossip Girl'daki Blake karakterimiz. I thought everything was good between us. It was. Before I found out you had sex with my boyfriend. Bu Backstabber'lar ikiye ayrılıyorlar arkadaşlar. İlk grupta sizin hayatınızdaki insanı almak isteyen Backstabber'lar. İkinci grupta ise sizin hayatınızı, her şeyinizi elinizden almak isteyen insanlar. Yani çocuğu bulduğumuzda parkta tek başına oynuyordu yani. Ya kötü kötü de adamlar vardı etrafta. Allah'tan bir şey olmadı, bilmiyorum. Peki bu Backstabber'ların en belirgin özellikleri nelerdir? Şimdi öncelikle burada bahsettiğim özellikler, eğer ki birden fazlası onlarda varsa eğer Backstabber kategorisine giriyorlar. Ve tabii ki siz de karşınızdaki insanı analiz edeceksiniz. Aa, bu özellik var, bu Backstabber demeyeceksiniz. Hepsini, bütün konuyu dinleyip, aa evet bu arkadaşım Backstabber diyeceksiniz. Öncelikle kesinlikle her zaman ortamda ilgi onun üstünde olmalı. Yani sürekli sen mutlu bir anındasın ve o üzgün bir anını söylüyor ve o an senin mutluluğunu elinden almaya çalışıyor. İlgiyi kendi üstünde olmasını istiyor. Ve bir diğer noktada ise sizin gibi giyinip sizin gibi davranmaya çalışıyor. Dedikodu yapmayı çok seviyorlar arkadaşlar. Yani sizinle sokaktan geçen insanın bile dedikodusunu yaparlar. Şunu asla unutmayın. Eğer ki bir insan sizinle başkasının dedikodusunu yapıyorsa, sizin dedikodunuz da başkasıyla yapıyordur. Tabii ki yakın arkadaşlar arasında dedikodu yapılabilir. Biz ona insan analizi diyelim. Ama sürekli dedikodu yapan insan, emin olun bir gün sizinle dedikodunuzu yapar. Ve bir diğer en belirgin özellikleri, size oranla daha kötü giyinirler. Yani bu Backstabber'ların bir moda anlayışı yoktur arkadaşlar. Giyinmesini, kombin yapmasını bilmezler. Muhakkak ki çoğunlukla ailevi problemleri vardır. Yani anne babasında bir çatışma vardır ya da ailesinden ilgi alamıyordur. Zaten sizin hayatınızı isteme nedeni ilgi kendi üstünde olması. Eğer ki bir ortamda ilgi sizin üstünüzdeyse o bundan çok rahatsız olur ve size Backstabber'lık yapıp ilgiyi kendi üstüne çeker. Bir diğer özelliği, çok sinsi ve farklı bir gülüşleri vardır. Yani kendilerine has bir gülüşleri vardır. Anlıyor musunuz? Yani böyle farklı bir şekilde gülerler. Benim kendi tecrübelerimden yana fark ettiklerim bu şekilde. Bir diğer özellikleri, FaceApp kullanmayı çok severler ve Pinterest'ten sıklıkla fake story alıp atarlar. Şöyle küpelerimi göstereyim size. Konumuzu desteklesin diye, Backstabber'ları desteklesin diye böyle küpelerimi taktım arkadaşlar. Peki, devam ediyoruz. Bu Backstabber'ların evreleri nelerdir arkadaşlar? Şimdi öncelikle Backstabber'ların
stubborn arkadaşınız genelde yalnız kalmış insan olur. Yani sen diyorsun ki ya bu kız neden böyle yalnız? Bu kız yalnız olmamalı. Ona biri arkadaşlık etmeli diyorsun. Ve sen onunla arkadaşlık kuruyorsun. Bu arkadaşın ilk zamanlar sana love bombing yapıyor. Yani seni çok seviyor, sana bütün ilgisini veriyor. Daha sonrasında ise gördüğünüz üzere sizin yaptığınız hareketleri yapmaya başlıyor. Bu nasıl olabilir? Mesela sizin konuşmanızı kopyalıyor olabilir. Siz nasıl konuşuyorsanız o da öyle konuşuyor olabilir. Ya da siz nasıl giyiniyorsanız sizin gibi giyinmeye başlıyor olabilir. Ama ilk olarak burada copy paste dediğimiz sizin gibi hareketlerde bulunmaya ve konuşmaya başlıyor. Daha sonrasında ise burada size benzemeye çalışıyor ve sizin gibi oluyor. Ve sizin gibi olduğunda ise sizin işiniz neyse işinizi elinizden almaya çalışıyor, aklınca alıyor. Şöyle örneklendirebiliriz. Diyelim ki bir ödev var. Tamam mı? Siz ödevi kendi başınıza yaptınız. Yırtına yırtına yaptınız. Ama bu kendisi gidip diyor ki hocam biz ödevi birlikte yaptık. Ya da bir iş var. Siz bir işi kendiniz yapıyorsunuz. Ama arkadaşınız diyor ki aa biz onu birlikte yaptık. Ve ikiye ayrılır dediğim kısımda erkek arkadaşınızı sevdiğiniz insanı sizden çalıyor. Daha sonrasında bu backstabber'ların yani sırttan bıçaklayan yılan haşerelerini ikiye ayrılıyorlar. Pişman oluyorlar çünkü siz gibi olmanın aslında size benzemek olmadığını, sizin kendinize has bir karakteriniz olduğunu fark ediyor ve üzüntü yaşıyorlar arkadaşlar. Yani hayalleri suya düşüyor. Diyelim ki o çocukla sevgili oldu ama o çocuk onu üzüyor. Çünkü o bilmiyor ki sizin de acılar yaşadığınızı, sizin hayatınızı dört dörtlük zannediyor. I am in love with me, Jacob, you're in love with me, and you know you fucking get me love with Maddie because I know that fucking boyfriend, you two are broken up. Bir sus be, bir sus be. Ya da hayat her zaman toz pembe değildir arkadaşlar. Biraz gerçeklerle yüzleşmemiz gerekiyor. Merve Aksak gibi hayatında başarılı olabiliyor. Ama tabii ki o da ilerleyen dönemlerde birçok üzüntü yaşıyor arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte backstabber'ların en çok kullandığı cümleleri sıralayacağız. Bakalım backstabber'lar en çok hangi cümleleri kullanıyormuş? Evet arkadaşlar, şimdi sizinle birlikte backstabber insanların en çok kullandığı cümleleri sıralayacağız. O zaman 6 numaradan başlayalım. 6 numara. Bunu mu dert ettin? Yani sen bir derdini anlatırsın. Der ki, ya bunu mu dert ettin? Hayatta daha büyük acılar var. Yani sizin derdinizi, acınızı her zaman küçümserler. Ya sen buna dert mi diyorsun ya? Allah aşkına insanlar nelere üzülüyor? İnsanlar açlıktan ölüyor. Sen bunlara mı üzülüyorsun ya? 5 numara. Saçma saçma konuşma. Bu insanların en büyük özellikleri kendi egolarını bastırmak için sizi küçümsemektir. Yani sen çok önemli bir konu da anlatsan, çok dikkatli bir şey de anlatsan sana der ki saçma saçma konuşma. Ben nasıl konuştuğumu sana mı soracağım? Sen niye bu kadar kıskançlık yapıyorsun? Peki 4 numarada ne eline alıyor? 4 numara. Buna mı alındın? Affedersiniz ama bu backstabber'lar sizi zorbalar, zorbalar, zorbalar. Daha sonrasında der ki ya kanka buna mı alındın? Bu kadar alınganlık yapma. Ama siz o hareketin en hafifini, en azını ona yapsanız o emin olun 3 gün yataklık olup serum storyli fotoğraf paylaşır. Bütün ilgiyi üstüne toplar. Peki 3 numarada ne eline alıyor arkadaşlar? 3 numara. Bu olmamış ya. Şimdi sen bir kıyafet alırsın, giyersin, der ki ya kanka bu olmamış, biraz sanki sana dar olmuş. Ya da der ki bir saçını yaparsın. Çok önemli bir şey bu arada. Bir insana saçın olmamış demek gerçekten çok riskli ve tehlikeli bir şey. Sana der ki ya saçın olmamış sanki. Yani backstabber'lar her zaman sizi yere çekmeye çalışırlar ve size elinden geldiğince pasif bir zorbalık yaparlar. Ama bunu şakayla karışık yaparlar. Her zaman anlaşılmaz. 2 numaradayız arkadaşlar. 2 numara. Kanka abartma. Şimdi bakın bununla bu birbirine çok benziyor, tamam mı? Sen bir şeye üzülürsün, bir şey kırılırsın. Der ki kanka abartma ya. Abartıyorum ya. Bu hayat benim hayatım ve ben tepkilerimi abartıyorum. Sen abartırken iyi, ben bir şey abarttığımda mı çok oluyor? Ben üzülüyorum kanka abartma. Yürü git yani, öyle arkadaş da olmaz olsun. Bakın hayatınızdaki insan bu cümlelerden en az 4 tanesini kullanıyorsa muhakkak ki onunla iletişiminizi kesin. Onunla iletişim kurmayın arkadaşlar. Backstabber'lar bu kadar hain ve karaktersiz insanlar. Peki arkadaşlar, bu backstabber'ların en çok kullandığı cümlelerde ne eline alıyor? Aslında ben bu cümleleri söylüyorum ama birçoğunuz bu cümleleri biliyor. Çünkü çoğunuz gerçek hayatta bunları duydunuz. 1 numara. Asıl benim
başıma ne geldi? Ay gözümün önü karardı. Allah senin belanı versin. Şimdi bak, sen bir derdini anlatırsın, tamam mı? Gerçekten üzüldüğün bir konuyu anlatırsın. Hemen o ilgiyi kendi üstüne çekmek için, ilgi senin üstünden dağılsın diye der ki asıl benim başıma ne geldi? Canım dur bir ben anlatayım. Ben bir anlatayım. Sonra sen dersin ki asıl benim başıma ne geldi? Biraz sakin ol. Biraz calm down, yani biraz cool ol. Evet arkadaşlar, backstabber'ların en çok kullandığı cümleler bu şekildeydi. Bakalım slide'ımızın ilerleyen kısımlarında neler var? Evet arkadaşlar, backstabber'ların en çok kullandığı cümleler bu şekildeydi. Şimdi böyle bir soru işareti var. Bakalım bu soru işaretinin altında ne var? Size unutmamanız gereken bir cümle söyleyeceğim. Bazılarınızın hoşuna gidebilir, bazılarının gitmeyebilir. Ama bakın gerçek tektir. Anneniz eğer ki bir arkadaşınızı, birini sevmiyorsa bilin ki her zaman haklıdır. Diyelim ki annen sana diyorsa kızım o kızla görüşme, bil ki o kız sana ihanet edecek. Ya da annen diyorsa kızım o çocukla konuşma etme, annen her zaman haklıdır. Annelerinizin her zaman haklı olduğunu unutmayın çoğu konuda, özellikle insan konusunda. Çünkü onlar bizden biraz daha yaşça büyük ve emin olun ki annelerinizle hayatları boyunca backstabber'larla karşılaşmışlardır. Burada genelde kızlar diyorum çünkü ben şu an backstabber kızları anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi peki biz bu backstabber'ları nerede buluruz? Aslında backstabber'lar bizi bulur arkadaşlar. Yani eminim hepinizin hayatında en az bir kere backstabber bir insan olmuştur. Yani sizi sırtından bıçaklamıştır. Ama bunu basite indirgersek şu şekilde. Eğer ki siz okula başladıysanız, diyelim ki liseye başladınız. Lisede ilk tanıştığınız insan backstabber'dır. Üniversiteye başladınız. Üniversitede ilk arkadaş grubunuzdaki bir kişi muhakkak ki backstabber'dır. Siz de ona göre gardınızı alacaksınız arkadaşlar. Ben bunu ilerleyen başlıkta anlatacağım. Ve bir diğer bulabileceğimiz nokta üçlü arkadaş grubunda. Üçlü arkadaş grubunda genellikle ikinci kişi backstabber'lık yapıyor. Yani şöyle olur. Biliyorsunuz ki burada Merve Aksak var, Pelin var ve Arzu var. Merve o grubun başıydı arkadaşlar. Pelin ise ikinci karakter, Arzu ise üçüncü karakterdi. Üçüncü karakterler genelde daha dışta kalan insanlar oluyor. Ama ikinci kısımda bulunan insan sizin backstabber'ınız. Yani bu Pelin hem Arzu'ya hem de Merve'ye her zaman backstabber'lık yaptı. Backstabber'lık sadece sevgili çalınması değil arkadaşlar. Söylediğim gibi ihanet, ihanet ve ihanetin de affı çok zor oluyor arkadaşlar. Pelin biliyorsunuz ki Arzu'nun eşinin onu aldattığını bile bile göz yumdu. Merve de aynı şekilde burada backstabber'lığa uğrayan üçüncü kişiydi arkadaşlar. Ve bir diğer bulabileceğimiz nokta arkadaşlar baba tarafı. Evet, birçoğumuzun baba tarafında backstabber'lar vardır, yani ihanet eden. Özellikle baba tarafı kuzenleri sıklıkla backstabber'lar kategorisine giriyor. Sizin yaptığınız çoğu şeyi annenize babanıza söylüyor ya da kendi anne babasına söylüyor. O da gidip sizin anne babanıza söylüyor. Baba tarafı kuzenleri %89.9 oranında backstabber'lık yaparlar. Bunu asla unutmayın ve gardınızı ona göre alın. Yani sadece baba tarafında bu backstabber değil. En belirgin özellikleriyle bu kategoriyi harmanlayın. Ve karşınızdaki insan backstabber mı değil mi anlayabilirsiniz. Peki. Biz dedik ki bu backstabber'lardan kaçamıyoruz. Peki backstabber'lara karşı bizim savunma mekanizmamız nasıl olmalı? Öncelikle bunu ben 3 başlık altında sınıflandırdım. İlk olarak sen bu backstabber'la kavga etmeyeceksin, tamam mı? Diyelim ki bu insan senin hayatındaki erkeği aldı ya da senin yaptığın bir şeyin üstüne kondu. Yaptığın ödevin, yaptığın projenin senin hakkında bir şeyi çaldı. Sen asla onunla kavga etmiyorsun. Çünkü backstabber'lar o kadar drama queen'lerdir ki ne yapıp ne ederler seni suçlu gösterirler. Bak bunu sakın unutma. Backstabber'ınla kavga etmiyorsun. Peki ikinci maddede ne eline alıyor? Her şeyini anlatma. Bakın ben burada derslerde bas bas bağırıyorum. Her şeyinize herkese anlatmayın. Eğer ki sen tutup onu anlatırsan emin ol ki bu insan senin en acılı noktanı herkese anlatır. Öncelikle bazı hassas noktalar vardır. Anne baba problemlerini kimseye anlatmayacaksın. Ailenin içinde dönen sorunları kimseye anlatmayacaksın. Özel hayatını herkese anlatmayacaksın. Diyelim ki anlattın, full yalanlayacaksın. Eline ispat vermeyeceksin. SS konuşma hiçbir şey vermeyeceksin ve yalanlayacaksın. Gerekirse deniz yıldızı bağına olacaksın. Üçüncü maddede ise ne eline alıyor? Üçüncü madde. Dediklerine takma. Şimdi bu backstabber'lar genellikle sizi kıskandıkları için sizin yaşam enerjinizi sömürmeye çalışacaklar. Sen diyeceksin ki biz Ahmet'le buluştuk. O diyecek ki bence o çocuk seni sevmiyor, boşuna zamanını alıyor. Hiç vaktini harcama bile, biliyor musun? Ben senin yerinde olsam o çocuktan ayrılırdım.
falan tarzında demeçlerde bulunacak. Ondan sen Beck Stabber'ın söylediği hiçbir şeyi umursamıyorsun. Savunma mekanizmamız bu şekildeydi. Peki bizim iyileşme sürecimiz nasıl olacak? Diyelim ki biz bir Beck Stabber'ın ihanetine uğradık ve iyileşmemiz gerekiyor. Öncelikle her zaman iyi kalacaksın. O sana kötülük yaptı diye sen gidip ona kötülük yapmayacaksın. O senin erkek arkadaşını çaldı diye, o senin arkadaşını çaldı diye, o seni üzdü diye sen ona kötülükle karşılık vermeyeceksin. Ve onu iyiliğinle döveceksin. Onu iyiliğinle rencide edeceksin ki o belki utanır. Ama yılan oldukları için utanmayabilirler. Ve bir diğeri, senin gibi Backstabber mağdurlarıyla arkadaşlık kuracaksın. Çünkü bu insan ihanet yemenin nasıl bir duygu olduğunu bildiği için sana daha iyi davranır. Diyelim ki bir insanla tanıştım ve diyecek ki benim arkadaşım ona böyle böyle yaptı. Biraz onu süzeceksin, tartacaksın ve onunla yakın arkadaşlık kuracaksın. Ve bir diğeri, ne kadar üzgün olursan ol, her zaman mutlu numarası yapacaksın. İnsanların içinde ağlamayacaksın. Çünkü o Backstabber diyecek ki, aa bu ağlıyor, ne kadar güçsüz. Ağlamak çok normal bir duygu arkadaşlar. Herkes ağlayabilir. Ağlamak, gülmek insanlık belirtisidir. Ve bir diğer iyileşme süreci şu şekilde. Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz mottosuyla hayatınıza devam edeceksiniz. Siz nelerle baş ettiniz? Siz nelerle başa çıktınız? Ondan şunu asla unutmayın. Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarda düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Öptüm. Bye bye.